Ve aleyküm selam cümleten. İyi akşamlar Şakir Bey. Evet. Eyvallah. Bu arada bu sağım yani. Kamera ters çektiği için biliyorsunuz. Şimdi çayımızı da bitirdik. Konumuza başlayalım. Konumuz yaprak beslemesi. Yapraktan beslemeye neden ihtiyaç duyuyoruz? Nasıl derler? Toprakta antagonizm var. Besin elementlerinin etkileşimi var. Organik madde az. Kireç yüksek. pH uygun değil. İdeal koşullar yok. Dolayısıyla bitkileri yapraktan beslemek bu durumda lazım oluyor. Yani dolayısıyla adrese testin besin elementi vereceğimiz zaman yapraktan besliyoruz. Evet, Mersin sıcak Şakir Bey. Şimdi yine her zamanki gibi buradaki mesaj akışını durdurmuyorum. Soru sormayalım yine burada. Daha sonra konuyu bitirince konuyla ilgili soruları alırız. Öyle daha doğru olur. Şimdi yaprak beslemesi konumuz. Konumuz yaprak beslemesi. Yapraktan besleme. Yaprak gübrelemesi ya da. Yapraktan genelde mikro elementleri uyguluyoruz. Çünkü makro elementlerin çoğunluğu kalsiyum hariç. Şöyle bitkimiz. Bunlar kart yapraklar. Şöyle. Şunlar da taze yapraklar. Kart yapraklarda azot, fosfor, potasyum, magnezyum depo halinde birikir. Bitki bünyesinde mobil elementlerdir bunlar. Mikro elementlerin tamamı, yani molibden hariç demir, çinko, mangan, bakır, kobalt, kalsiyum ve bor. Özellikle kalsiyum ve bor günlük tüketilmesi gereken miktarın günlük alt kökten alınması gerekiyor. Kusura bakmayın, boğazımda hafif bir gıcık oldu. Şimdi dolayısıyla kart dokularda rezerv olan azot, fosfor, potasyum, magnezyum gibi beslemeleri genelde çoğunlukla yapmayız. Magnezyumu yapabiliriz. Gerekirse potasyumu da yapabiliriz. Gerekirse fosforu da yapabiliriz, azotu da yapabiliriz. Ama mikro elementleri çoğunlukla ve mutlak olarak yapraktan beslemek her daim fayda sağlar. Üre olarak, yani nitrat ya da zaten amonyum formunda kesinlikle yapraktan atılmaz. Vasküler doku için toksiktir. Bunu Bormi Solucan Gübresi YouTube kanalında azot işlerken anlatmıştık zaten. Nasıl derler? Üre formunda genelde atıyoruz. NH2 formunda. Dolayısıyla hemen şekerlerle birleşip amino asit sentezlerinden yapraktan söylemiştik zaten. Fosforu yapraktan atabiliriz. Kökten bir fosforlu besleme yapmıyorsak ya da bir fosfor eksikliği var ise ve nedenini kökte bilmiyorsak, yani sülfat fazla mı, nitrat fazla mı, toprak sıcaklığı nedeniyle bir sıkıntı mı var? Örneğin şu an yaylalarda, seralarda dikim yapıldı. Mesela bugün bir sera gezdim. Yarın videosunu da çekerim. Kısmet olursa. Hem topraklı hem topraksız domates var. Tamamı yaprakları fosfor eksikliğinden morarmış durumda. Antosiyanin birikimi olarak. Çünkü fosfor fotosentezde şeker enerjisinin taşınmasından sorumlu demiştik zaten. Dolayısıyla makro elementleri de atabiliyoruz. Ama mikro elementleri kökünden vermek uygun olmadığı için mikro elementleri tercihen atıyoruz. Yani mutlaka atıyoruz. Makro elementleri gerekli gördüğümüz durumlar var. Şimdi o gibi kondisyonlara ufak ufak değinelim. Şeyi anlatıyordum. Makro elementlerden azot, fosfor, potasyum ve magnezyum kart yapraklarda birikir. Ve taze dokuya lazım olduğu zaman biti kendi kendini sindirmeye başlar. Potasyumu buralardan alır vesaire. Şimdi örneğin yapraktan potasyumu ne zaman uygularız? Bitki ciddi bir potasyum eksikliği çeker. Toprak analizi yoktur. Kökünde
kalsiyum, magnezyum, işte bitki bünyesinde potasyumun taşınması için manganın kondisyonunu bilmiyoruzdur. O zaman yapraktan bir müdahale yaparız. Kökten de desteklememizi yaparız. Şimdi yaprak gübremesinin mantığı bitkiye adresi teslim besleme. Çünkü toprakta antagonizm denilen şeyler var. İnteraksiyonlar var. Örneğin fosfor uyguladık. Kalsiyumla, magnezyumla, kil mineraliyle, mikroelementlerin katyonlarıyla tamamen reaksiyona girdi. Burada etkinlik sağlamak için bitkiye adresi teslim bir besleme yapıyoruz. Yaprak gübrelemesi yaparak. Şimdi yaprak gübrelemesinin etkin olduğu saatler ya sabahleyin erken saatlerdir ya da ikindin akşama doğru saatlerdir. Tarla bitkilerinde özellikle işte traktörle girebiliyorsak hani farla vesaire geceleyin de yapılır. Şimdi soru almayalım bu aşamada. Yeni gelen arkadaşlar için söyleyeyim. Konuyu anlatıp bitirdikten sonra soralım. Biz çünkü mesaj akışını durdurmuyoruz. Dolayısıyla hani nasıl derler? Sorular geride kalmasın yani. Her neyse. Saatinden bahsediyordum yaprak gübrelemesini. Yaprak gübrelemesini ne zaman yapmamız lazım? Sabah erken saatlerde ya da öğleden sonra geç saatlerde. Bitkilerin çoğunluğu tabii fizyolojisine bağlı olarak değişir ama geceleyin 3 ila 8 arasında hücre bölünmesi gerçekleştirir. Dolayısıyla burada yaprak üzerinde çiğli, nemli bir yapıdayken besin elementlerinin absorpsiyonu her daim fazla olmaktadır. Uygulama saati böyle. Sonra azotu nitrat olarak atabiliriz. Problem değil. Ama bitki nitrat aldığı için bir bünyede stres yer. Bununla ilgili merak eden vermisoljan gübresi, işte azot videosu, azotla ilgili yani doğal azot kaynakları, sentetik azot kaynakları ile ilgili videoya bakabilir. Bitki stres yer. Kesinlikle ve kesinlikle amonyum yapraktan atılmaz. Ot ilacı görevi görür. Hatta ve hatta eğer ot ilacı uygulaması yapacaksak tarla bitkilerinde ekine, mısıra vesaire değil. Total herbisit, bahçe aralarında, bahçe kenarlarına, sera kenarlarına total herbisit, glifosat gibi, glifosinat gibi yeşil öldüren komple atıyorsak o zaman onun içerisinde amonyum sülfat koyduğumuzda daha fazla etkinlik gösterir. Sakın ha sakın yapraktan amonyum formunda azot atmayın. Her neyse. Ve NH2 formunda, üre formunda atıyoruz yapraktan. Özellikle bunu tercih ediyoruz. Çünkü direkt şekerle birleşip amit formunda olduğu için proteine dönüşüyor. Ve bunu üre olarak tercih ediyoruz genelde. Bu saatleri söyledik. Mikro elementleri yani fosforu suda çözünür fosfor kaynakları her zaman yaprak gübresidir. Fosforu MAP olarak verebiliriz. Örneğin yarın da videosunu çekeceğim muhtemelen. Tabii yetişebilirsem bir muz serası gezeceğim. Ardından tekrar yukarıya seraya çıkacağım yaylaya. Orada fosforun stresini göstereyim domateste. Salatalıkta mesela nasıl derler? Yapraklar simsiyah. Domateste yapraklar ve gövde mosmor. Antosyanin birikim var. Buradan 100 litre suya 500 gram MAP, 500 gram çay şekeri vurduğumuzda amonyum azotunun sıkıntısını gidersin diye. Çünkü yapraktan amonyum atılmaz dedik az önce. Amonyum azotunun sıkıntısını gidersin diye MAP'la yanına çay şekeri ya da melas hangisine ulaşabiliyorsanız atarsanız bu sıkıntı gider. Fosforu MAP olarak veriyoruz. Potasyumu eğer azotun fazlalığı durumlarında atıyorsak genelde potasyum sülfatlı kaynaklardan veriyoruz. Potasyum nitrat da koyabiliriz. Kalsiyum ve potasyum birlikte vermek gerekirse. Magnezyumu genelde azotu nötralize etmek için attığımızda magnezyumun sülfat formlarını tercih ediyoruz. Kalsiyumun yani kalsiyumlu borulu sıvı gübreler de var. Kalsiyum nitrat ya da kalsiyum klorür olarak da atabiliriz. Makro elementlerin, yaprak beslemeleri bunlar. Sülfat olarak da zaten pek çok gübrenin sülfatı var. Yapraktan magnezyumla kükürt, bitki bünyesindeki fazla azotu nötralize etmek için atılır. Fosfor mikroelementler eğer bir demir fazlalığı, çinko fazlalığı varsa o zaman atılır. Eksikliğinde zaten atılır. Yani atılabilir. Ama bir çinkonun fazlalığını, bir demirin fazlalığını gidermek için de yapraktan fosfor atılabilir. Bitki bünyesinde mangan aşırı ise yaprak analizinde yapraktan potasyum atıldığında düşer. Bitki bünyesinde nitrat fazla ise magnezyumla kükürt atılır. Amonyum fazla ise şeker atılır. Her zaman kalsiyum taşınımı ile ilgili problemlerde yapraktan kalsiyum atılır. Makroelementlerin
Esprisi bu. Gelelim mikroelementlere. Şimdi mikroelementlerde doğru bilinen yanlışlar var. Birincisi, kesinlikle sentetik şaraplı element atılmaz. Şimdi katyonlar vardı, anyonlar vardı. Demir bir katyon, çinko bir katyon, mangan, bakır, kobalt, nikel. Nikel nedir diye soracaksanız, bitki sadece nikel varlığında amonyumdaki hidrojenleri parçalayabilir. Kobalt varlığında da B1 senteziyle sar mekanizmasını çalıştırır ve sitokinin sentezidir. Her neyse, diğerlerinin işlevini aşağı yukarı zaten herkes biliyor. Demir klorofil yapımında, çinko triptofan üretiminde, mangan özellikle fotosentezde ve sekonder metabolit şikimik asit veri yolunda kullanılır. Bakır da bitkinin virüslere vesaire hastalıklara karşı koyması için ve bir takım enzimatik reaksiyonlar için lazımdır. Anyonik gübrelerde de molibden, bor, silisyum örnek verilebilir. Silisyum toprakta mikrobiyal faaliyetle monosilisilik asite dönüştürülüp alınır ve hücre duvarının esnekliği aynı zamanda, yine bakır da benzer işlev görür, hücre duvarının esnekliği ile ilgili, aynı zamanda dayanıklılığı ile ilgili bir elementtir. Yapraktan potasyum silikat olarak da atılabilir. Örneğin Hollanda'da topraksız tarım seralarında kök hastalıkları ve tuta, beyaz sinek gibi şeyler beslenerek önleniyor. Çünkü orada ilk canlı yayınımızı hatırlayanlar, bitki beslemeyle hastalık zararlı önlenmesine ilişkin videomuzda şeyi anlatmıştık. Tamamen fotosentez kapasitesini arttırması ve protein sentezi bitkinin mineral dengesiyle alakalı. Ondan sonra hava kökenli hastalıklara dayanmak için kökünde bir canlılık gerekiyor. Sekonder metabolik için de bir canlılık gerekiyor. Dolayısıyla topraksız tarımda genelde külleme vesaire olduğunda yapraktan potasyum silikatı uygularlar ve küllemeyi durdururlar yayılmasını. Aynı zamanda yapraktan kalsiyum atımı da, bunların aklıma geldikçe anlatıyorum, belli bir müfredatım olmadığı için, yapraktan kalsiyum atıldığında da bitkinin hücresinin içerisinde yeterli derecede kalsiyum var ise, bu hava kökenli hastalıkların, mildiyonun, küllemenin, botisi, pektolitik enzimini denatüre eder. Yani işlevsiz hale getirir. Yani mildiyo, külleme, orada yeterli kalsiyum olduğunda enzimiyle o hücreyi yiyemez. Dolayısıyla bunun için atılır. Şimdi şurada, burada kalsiyum değil de bu kobalttı. Düzelteyim. Kobaltı kalsiyum gibi görüp oradan silisyumla ilgili bilgi verdim. Şimdi buradaki elementlerin şeratına ihtiyaç yok. Yani molibdeni sodyum molibdat olarak, boru, borik asit, boraks, borulu herhangi bir çözelti ya da etidot 67, disodyum oktabarat tetrahidrat diye geçer. Etidot 67'dir adı. Dünyadaki tüm bor gübrelerinin ham maddesidir. Yani Türkiye'de üretilir, dünyaya satılır. Bunlarda bir şeratlama vesaire falan durumu yok. Borda var da ona da çok gerek yok. Şuradaki gübreleri genelde yapraktan şelatlı olarak atıldığında etkili olduğuyla ilgili bir hurafe var. Şimdi bu demir atomu etrafında 4 tane bağ yapar. 4 tane bağ var. Mesela bu etta ile şelatlı olsa, etta etilen diamin tetraasetik asit. Bu şekilde devasa bir molekül kesinlikle ve kesinlikle yapraktan emilmez. Dolayısıyla bunların tamamen sülfatlı formlarını ve indirgen formlarını yapraktan uygulamamız lazım. Burası çok önemli. Mutlaka demir sülfat, çinko sülfat, mangan sülfat içerikli olmalı. Bakır sülfat, kobalt sülfat, kobalt nitrat da olur, çok mühim değil. Nikel sülfat şeklinde bunları yapraktan uygulamamız gerekir tavsiye edilen dozlarda. Tavsiye edilen dozlara geliriz. Onu da şuraya not alayım doz diye. Unutmayayım, anlatayım sonra. Şimdi yalnız şöyle bir nüans var. Yapraktan sülfat formu pulverize ederken, şimdi bunların tamamen artı 2 değerlikli formları bitki için biyolojik olarak aktif demiştik. Bunu defalarca söyledik. Çinko Allah vergisi, doğada artı 2 oksidasyon formu var. Artı 3, artı 4'e yükseltken bir. Ama demir artı 3'e, artı 4'e,
Manganın 1'den 7'ye kadar oksidasyon formu var. Ama burada genelde artı 4'e. Bakır artı 4'e yapraktan pulverize ederken yükseltgenir. O zaman da biyolojik olarak yarayışçı olur. Yaprak analizinde yüksek çıksa dahi demir, mangan, bakır eksikliği çekiyor olur bitki. Bakır eksikliği çok yoktur Türkiye topraklarında ama demir ve mangan için konuşalım genelde. Demir ve mangan eksikliğini çeker bitki. Yaprak analizine alırsanız 50 ppm demir lazımsa 75 ppm demir vardır. Ama bitki demir eksikliğinin klorofil oluşturamıyordur. Karotenini üretemiyordur. Bitki demir eksikliğinde magnezyum, azotu bir araya getirip klorofil oluşturamaz bir. Santimetrekareye düşen klorofil miktarı azalır iki. Ve demir yeterliyse biyolojik aktif olarak artı iki değerlikte demir bitki bünyesinde karotenoidler üretir. Zeaxanthin, astaxanthin gibi. Bu karotenoidler foton ışığı, nasıl derler, tanecik boyutundaki ışığı enerjisini kendisine absorbler ve bir klorofil molekülüne aktarır. Ve fotosentez kapasitesini de arttırır. Teknik detay olarak. Yani çok fazla teknik terim kullanıyor diye kızıyorlar. Ben de elimden geldiğince girmemeye çalışıyorum ama dolayısıyla demiri sülfat formunda atmamız lazım emilmesi için. Ama sülfat formunda attığımızda da oksidasyon olma sorunu var. Pulverize ederken havadaki oksijenle temas ettiğinde. Peki bunu nasıl aşacağız? Şelaklı mı atacağız zaman? Hayır. Yine şelaklayacağız ama organoşelaklayacağız. Organoşelat. Burada kullanabileceğimiz malzemeler neler? Organik asitler. Örneğin sitrik asit gibi. Sonra fulvik asitler. Fulvik asit kesinlikle yapraktan emilmez. Büyük moleküldür. Fulvik asitler emilir. Aynı zamanda verdiğiniz mikroelementleri de şelatlar. Amino asitler. Şöyle kısaltılmış yazayım. Yani glisin, glutamik asit gibi küçük moleküllü aminesler. Özellikle glisin muazzam derecede mangan ve demir şelatlar. Ya da bunun üçünü içeren kaliteli üretilmiş bir solucan gübresi. Size de bu reklam olsun. Wormy solucan gübresi. Mütevazi olmaya gerek yok. Bunlarla demir, çinko, mangan, bakır sülfatı karıştırıp yapraktan atarsanız hem emilir hem de bitkiye yarayışlı hale geçer. Neden solucan gübresi? Çünkü bünyesinde amino asitleri, folik asitleri ve organik asitleri doğal olarak barındırdığı için. Bu bir tercihtir. İsteyen folik asitli atar. İsteyen hayvansal menşeli, bitkisel menşeli de olabilir. Glisin oranı yüksek olsun. Etikette bu deklare edilsin yeterli. Organik asitlerle atabilir. İsteyen sitrik asitle, limon tuzuyla pH'yi düşürür. Amino asitle şelatlar ya da solucan gübresiyle şelatlar. İsteyen istediği gibi atabilir. Şimdi bu kısmı hızlı geçeceğim. Çünkü yaprak gübrelemesi uzun bir mevzu. Türkiye literatüründen de baktığınızda karışımda 100 litre suya tabi bu tarla bitkiler için değil. Yani bir mısır, buğday vesaire orada dekaradır doz. Burada da dekara diyelim tarla bitkiler için. Tarla bitkiler arasında sonraki mevzuyla toparlayabiliriz. 100 litre suya makro elementler 2 kiloyu geçemez. 2 kilo maksimum. Yani 100 litre suya 500 gram üre, 500 gram magnezyum, 500 gram potasyum sülfat vesaire karıştırabilirsiniz. 2 kilo üst limit mutlaka serin saatte atılması gerekir. Öyle yaz sıcağında öğlen atabileceğiniz bir doz değildir. Mikro elementlerde binde 2'yi geçemez. Yani 200 gram geçemez. Bunlar güvenli üst limitler. Aslında bunların toplam toparlaması 10-15 güne bir atomizer boyutunda yani atomizer gibi 10 dekara 20 dekara 1 ton gibi bir attığınızda EC'niz 3800'ü geçmemeli. 10-15 güne bir attığınız yaprak gübrelemesinde. Sıklık arttıkça buradaki EC'nin ona oranında düşmesi lazım. Ayda bir atıyorsanız 5000 EC de olabilir. Çok mühim değil. Bitki onu absorbe edecektir. Ama mutlaka serin saatte. Sıcak saatte atamazsınız. Bunlar güvenli dozlar, güvenli aralıklar değil. Dekarada örneğin buğdaya 150 ila 300 gram üre atabilirsiniz.
Buğdayda demir etkili olduğu için katyonları da toplamakta maharetli olduğu için sadece çinko sülfat uygulayın. 60-120 gram çinko sülfat uygulayabilirsiniz. Bunu mısır yaparsak 150-300 gram üre, 60-120 gram, 150 gram çinko sülfat kombi atabilirsiniz. Buradaki mikro elementler de 100 litre suya 200 gram üst eşittir. Burada peki 2 kilo makro koyacağız, 200 gram mikro mu koyacağız? Koymayabiliriz. Burada önemli olan etki mekanizması. O da nasıl? Şimdi diyelim ki bitkinin bünyesinde demir, çinko, şurası eksik, şurası orta, şurası da yüksek. Eksik, şurası orta, şurası da yüksek seviye olsun. Diyelim ki demir yeterli. Çinko eksik. Mangan hafif fazla. Mangan fazla diye çinko eksik belki de. Örneğin bakır hafif fazla böyle. 100 litre suya 30 gram, 50 gram, 100 gram, 150 gram çinko sülfat koyup 1 dekara, 2 dekara, 3 dekara uyguladığımızda ya da kombi koyup bunu uyguladığımızda çinko yeterli seviyeye gelirse şöyle. Bitkinin fotosentetik motoru çalışır. Köklerine egzodütü gönderir. Fotosentez hızı artar. Demiri, manganı, bakır da kökünden %30 ila 40 daha fazla almaya başlar. Yani yaprak gübresi adrese teslim yapıldığında bitki besin elementlerini dengeli seviyeye getirdiğinde bitki öyle muazzam bir tepki verir ki iyi dizayn edilmiş bir yaprak gübresi fotosentez kapasitesini 2'ye 3'e 4'e katlar. Dolayısıyla bitkinin ihtiyaçlarını iyi analiz etmek, hangi besin elementi eksikliği yaşanıyor ise onu o esnada uygulamak her şeyden mühim. Dolayısıyla yani döneme 30 gram çinko sülfattan bahsediyoruz. Veriminizi %30-40-50 arttırır. Bitkinin performansını 2'ye katlar. O kadar etkili olur. Etkili olabilmesi için iyi dizayn edilmesi gerekir. İşte şurada şöyle bir kompozisyonda çinko atacağımızı bilmek gerekir. Bilmiyorsak kombi atarız genelde. Şimdi oradaki teşhisi nasıl koyuyoruz biz sahada? Bitkinin hastalığı, işte enerjisi, fizyolojisi, işte örneğin çinko ile ilgili ne bileyim şimdi bu şeftali çubuğu olsun. Şuradaki gözde çinko eksikse şurada önce boğum arası yaklaşır. Geçen seneden çinkoyu almamış demektir. Şuralarda boş geçer. Buralarda asimetrik ve boğum araları farklı olacak şekilde boğum araları standart olmayan. Çünkü triptofanı düzgün üretemiyor. Çinkoyu bulduğu kadar üretiyor. Ya da çinkoyu engelleyen demiri manganı az uyguladığınızda kökten gelen çinko nispeten yeterli hale geliyor. Burada da fizyolojisinde fikir veriyor. Burada simetrileri bozuk gibi. İşte burada bu teşhisi koyduğumuzda yapraktan çinko istediğini anlarız. Örneğin demir istediğini nasıl anlarız? Onları arazide anlatmak lazım. Burada tahtada atmanın çok manası yok. Gerçi anlatıyoruz da arazi videolarını YouTube'da çok fazla izleyen yok. Yani geçmişe dönüp bakabilirsiniz. Orada ufak tefek anlatıyoruz. Teknik terime girmeden anlatmaya çalışıyoruz ama çinko mangan bile deyince teknik terim çok girdi deniliyor. Onu da çözemedik gitti yani. Yani 12 bu elementleri adımız soyadımız gibi bilmemiz lazım. Doz bilgisini de verdik. 3800 EC dedik. Peki iyi dizayn edilmiş bir yaprak gübresi ne olmalı? Şimdi bir temiz su. Temiz sudan kasıt ne? Yani şehir suyu mu, kuyu suyu mu, dere suyu mu, yağmur suyu mu, reverse osmos suyu mu? Burada kastedilen 70 ppm sertlikten, yani 5 grain olarak da geçer, 70 ppm total sertlik. Yani kalsiyum, magnezyum, karbonatlar ve bikarbonatların toplamı 70 ppm'i geçiyor ise o su temiz su değildir. Temiz su kaynağına örnek yağmur suyu, reverse osmos suyu, küçük ölçekler için distiller su, yani buharlaşıp yoğuşmuş su,
Bunlarla attığımızda ancak etkinlik gösterir. Şimdi genelde ilaçlama sularının, besleme sularının pH'sına odaklanırız ama pH yükselten etken kalsiyum ve magnezyum bikarbonatlarıdır. Çok kuvvetli anyon maddelerdir, çok reaktif maddelerdir. Kalsiyum, magnezyum, bikarbonat içine koyduğunuz demiri de kendine bağlar. İlaçlama için attığınız etken maddeyi de kendine bağlar. Şimdi şöyle bir örnek vereyim size. 70 ppm'den 150 ppm'e çıksa sertlik, Türkiye'deki suların da herhalde %80'inden fazlası 150 ppm'den belki 2 katı, 3 katı fazla sertlik içeriyor. Öyle düşünün. Örneğin 100 litre suya 25 gram abamektin, kırmızı örümcek etken maddesini ilaca attınız. Abamektin etken maddeli. Marka vermeyelim, etken maddesi böyle. 70 ppm sertliğin altında olan bir suyla attığınızda %100 başarıya ulaşırsa, 150 ppm suyla attığınızda %30'u geçemez. Aynı şeyler yaprak gübreleri için de geçerli. Neden? Peki pH'yi düşürmek işe yarar mı? pH'yi düşürmek makro mikrolimit alım etkinliğini azıcık arttırır. Ama pH'yi örneğin diyelim ki 7,5'dan asit eklediniz. Sitrik asit, nitrik asit, fosforik asit, sülfürik asit fark etmez. Asit eklediniz, 6,2'ye düşürdünüz. Bikarbonatın %30'unu ve 40'ını ancak asitteki hidrojen bağladığında bu pH reaksiyonunu verir. %60-70 bikarbonat hala aktiftir. Sizin attığınız ilacın etken maddesine de, yaprak gübresine de saldırır. Dolayısıyla kimyasallarla, organik asitlerle, kimyasal asitlerle pH ayarlamak burada işi çözmüyor. Temiz şu şart yani. Seracılar ne yapabilir? Oluğun altına 1 tonluk, 5 tonluk arazide büyüklüğüne göre IBC tank koyarlar. Gölge tozu atmadıkları zamanlarda. Gölge tozu atılıyorsa o üstü beçin içindeki şeyler saflığı bozar. Yağmur suyu kullanabilirler. Ciddi işletmeler reverse ozmos suyu kullanabilir. Şöyle yazayım. Reverse ozmos, yani şöyle diye de geçer. Reverse ozmos suyu ya da yazayım reverse. Ders yazamıyorum da hızlı. Ozmos. Reverse ozmos suyu kullanabilir. Küçük işletmeler distile su kullanabilir. Yani suyu buharlaştırıp örneğin bir dönüm eviniz var. Bir yerde üzerine naylonun altı sulu bir düzenek kurup hafif eğimli. Orada buharlaşıp tekrar yoğunlaşan suyu yaprak beslemesinde öyle 20-25 litre biriktirip hem ilaçlama gerekirse ilaçlamada organik ilaçlar da atabilirsiniz. Sentetik ilaçlar da. Yaprak beslemesinde de kullanabilirsiniz. Temiz su şart. İkincisi adrese testim bitki besin elementi şart. Yani bitki neye ihtiyaç duyuyor? Besin elementi şart yani. Elementi. Sonra biyostimülant atarsak etkinlik artar. Örneğin biyostimülant. Biyostimülant ne? Bir gelişim düzenleyicidir örneğin. Örneğin köklenme istiyoruz. Yapraktan stokinin atmak gibi. Ya da bir dolu stresi oldu, başka bir şey oldu. Ciberilik asit atmak gibi. Yani gelişim uçlarını ya da bir fitotoksite yaptırdık. Ağacımızın yaprakları döküldü ya da yapraklar yandı. Gelişim uçlarını teşvik etmek için ciberilik asit atmak gibi. Biyostimülant olmalı. Sonra mikrobiyal stimülant olmalı. Yapraktan mikrobiyal stimülant. Yapraktan alınan besin elementlerinin yaprak yüzeyinde yaşayan mikroorganizmalar, bakteriler, mantarlar vesaire tarafından yaprağa iletildiğini daha önceki videolarımızda anlatmıştık. Yani değinmiştik bu konuya. Zaten ben bunları parça parça, hepsini toplu bir şekilde değil de parça parça önceki canlı yayınlarında hem gerekirse sorulara cevap verdik. Örneğin pH'yi nasıl düşürebilirim diyene pH'ya değil de
temiz suya odaklan gibi cevap vermişimdir yani. Geriye dönüp izlediğimde bunları verdiğimi görüyorum. Bir de mikrobiyal inokülant. Bu mikrobiyal stimülant, mikrobiyal inokülantla verdiğiniz bakteriyi, canlılığı da stimüle edebilir. Mevcut bulunan yaprağın üzerinde yaşayan da stimüle edebilir. Mikrobiyal stimülant. Bir de nem tutucu malzemeler olması lazım. Nem tutucu. Burada geliyor mu? Neden nem tutucu? Çünkü yaprak yüzeyinde attığınız vesel elementi çiğli olur ise o şekilde oluyor. Şimdi burada reklam yapacağım. Vormi solucan gübresinin içerisinde bitki vesel elementleri var. Biyostimülantları üreten bakteriler var. Mikrobiyal inokülant da var. Biyostimülant da var. Bitki gelişim düzenleyiciler de var. Mikrobiyal stimülant da var. Hem organik karbon var hem de ondan bir besin elementi var. Aynı zamanda emilmeyen humik maddeleri de yaprak yüzeyinde nem tutucu görev görür. Bir tek temiz su eksik. Dolayısıyla 100 litre suya 500 gram vormi yapraktan attığınızda yani muazzam bir tepki görürsünüz. Bu da reklam olsun. Temiz su lazım. Temiz su besleme %20'lerde yok. Dolayısıyla temiz bir su kaynağıyla hem ilaçlamamızı hem de yanında besin elementlerimizi atmamız lazım. Bitki besin elementinin yaprak gübremesinin etkinliğe ulaşmasını istiyorsak. Biyostimülantlar da koymamız lazım. Sinerjik etki oluşturmak için. Mikrobiyal stimülant da atmamız lazım. Mikrobiyal inokülant. Bunu da stimülant yazmışız da. İnokülant. Yani canlı bakteri. Bunları piyasadan toparlayıp da atabilirsiniz. İşte biyostimülantlar örnek. Yani bunların hepsine örnek solucan gübresi olabilir. Var mı da? Biyostimülant olarak deniz yosunu atabilirsiniz. Amino asit. Atabilirsiniz. Bitki besin elementi. İşte demir, mangan. İşte fotosentezi arttırmak için magnezyum, sülfat, kombi karışımı atabiliriz. Bitkinin kökünden azot çok vermiyorsak yapraktan üre atabiliriz. O da amino asite dönüştüğü için kolaylıkla. Yanına mikrobiyal stimülant olarak 100 litre suya 250 gram, 500 gram karışım çok değilse ve sade atıyorsak 1 kiloya kadar çay şekeri koyabiliriz. Daha fazla koymayın. 250 gram, 500 gram yeterlidir 1 litreye. Çay şekerinde tuzluluk indeksi yoktur. Dolayısıyla çay şekerini çözebilirsiniz. Sadece işte emilemeyecek miktar biraz sıkıntı oluşturabilir bitkinin yüzeyinde. Emilebilecek miktarda attığımızda çay şekerini. Eğer bitkinin bünyesinde amonyum birikimi varsa onu proteine dönüştürecektir. Kırmızı örümcek ve trip stresini de ortadan kaldıracaktır. Yani yapraktan çay şekeri. Aralarda yazışma varmış, ben şey yapamadım. Yani yapraktan uygulama eğer temiz su olmaz ise faydalı olmaz yani. Oradaki yazışmaya İzzet Işık'la Kayahan Uslu arasındaki yazışmaya ben ekleme yapayım. Dolayısıyla temiz bir su kaynağı uygun bitkinin artık işte dik dik yaylada soğukta bitki mosmor hemen yapraktan mak ve şeker uygulamamız lazım. Bitki besin elementi. Biyostimülant, mikrobiyal stimülant ve mikrobiyal inokülant atmamız lazım. Ki yaprak beslemesi çok güzel dizayn edilmiş ve başarılı olmuş olsun. Şimdi dozları anlattık. Karışımı anlattık. Peki nasıl bir karışım yapmak lazım? Ne sırayla atacağız? Şimdi %80-90 tankı dolduracağız. Besin elementi koyacağız. Pestisit atacaksak karışabilirlik testine göre uygun insektisit, fungusit. Fungusitler çoğunluğu yaprak gübreleriyle iyi geçinmiyor ama bunu test etmek gerekiyor kamanoz testiyle. Bunların karışımını yapacağız. Ondan sonra biyostimülant sonra en son mikrobiyal inokülantı koyacağız. Daha sonra yayıcı yapıştırıcı koyacaksak yayıcı yapıştırıcı da nasıl derler? Yaprak beslemesinin etkinliğini arttırır. Peki pH düşürücüyü niye değinmedik? pH'yi bir miktar düşürmek işe yarar ama
pH'yi yükselten sebep zaten suda çözünen kireç. Kalsiyum karbonat, magnezyum karbonat ve bikarbonatlar. Dolayısıyla temiz su kullanıldığında 100 litre suya 20 gram sitrik asit pH'ları 6'nın altına düşürecektir. 100 litre suya 20 gram. 100 litre suya 20 gram sitrik asit düşürecektir. Nitrik asit kullanılacaksa da 5 mililitre nitrik asit 100 litre suyu pH'sını düzelttir. Kimyasal nitrik asitle, sülfürik asitle asitliği ayarlarsanız mikrobiyal inokülant kullanırsanız onun etkiliği biraz azalır. Yine etki eder ama azalır. Şimdi benim yaprak gübrelemeyle ilgili anlatacaklarım bunlar. Genel hatlarıyla. Şimdi su çok klorlu. Klorlu su yaprak yüzeyindeki şöyle Kayhan Usta demiş. Hemen bakalım. Su çok klorlu. Beyaz oluyor onun gibi. Gübre alımında zararlı olur mu? Çözümü nedir? Şimdi besin elementini biz atıyoruz ama sadece nem bulduğunda iyonik olarak emilir. Haricinde filosferde yaşayan bakteriler, mikroorganizmalar, bakteriler diye limitlemeyelim. Şöyle bir yaprak. Şöyle çizeyim yaprak. Yaprağın şurada bir tane kil minerali de olabilir bu. Bir hümik madde de olabilir. Attığınız vermisolcan gübresinde ki emilmeyen madde de olabilir. Bunun ultraviyole almayan kısmında bakteriler yaşar. Bu nem tutucu madde diyelim biz buna. Onlar etkinliğini arttırıyor demiştik. Fitotoksit oluşturmayan ama nem tutan maddeler. Mesela kalsiyum klorür çok az miktar. İnteraksiyona girmeyecek kadar sülfatlar da eklenebilir. Her neyse o nem tutucudur yani. Şimdi onun dozlarına vesairesine sulama suyu, kondisyonları herkes de farklı olduğu için şu dozda koyun buradan diyemeyiz. Doz sormayın lütfen. Burada yaşayan bakteriler sizin verdiğiniz demir, mangan gibi elementleri buradaki sabah çiğiyle şuradaki tanenin emdiği kısımdan alır, bünyesine çeker. Buradaki popülasyonun 1/5'ini görür ve mikrobiyal metabolik element olarak yaprağı besler. Yani böyle bir dizayn yaptığınızda canlılığı muhafaza ederseniz siz bugün yaprak gübresi atarsınız 20-25 gün boyunca o yaprak gübresinin bitkiye etkisi ve beslemesi devam eder. Zaten bu mekanizma üzerinden böyle devam eder. Bitkinin fotosentez kapasitesinin artıp köküne şekerleri basıp kökteki canlılığı arttırıp alamadığı çinkoyu, manganı, fosforu, demiri, potasyumu daha iyi aldığı, alamadığı suyu aldığı mekanizmaların etkisi zaten onlar haddinden fazla. Dolayısıyla az miktarla çok iş yapmış oluruz. İşte şehir suyu, klor ve kloramin yüzünden yaprak beslesinde ve pestisit uygulamasında çeşme suyu kesinlikle etkili olmaz klor atıldığı için. Nitrik asit suyun pH değerini düşürür ama mikrobiyal inokülant atıyorsanız biraz zarar verir. Kayhan Usta'ya cevap verelim. Köyümüzün suları klorlu etkili olur dedik. Temiz suya aklım takıldı. Dereden ya da artezyenle çeşmeden hangisini tercih etmeliyim? En güzeli çatının altına bir tank koyup 20-25 tonluk onunla almak. Biz biliyorsun Ali Bilgetek, Ali abi bizim köylü. Yani 120 tonluk havuza çatı suyunu dolduruyoruz. Kış boyu, yaz boyu kullanıyoruz yani. Karboksilik asit işe yarar mı? Karboksilik asit, yani pH'yi düşürmek için fulvik asitlerdir onlar. Yani karboksilik asit bir gruptur yani, bir tek bir asit değil. Organik asitler, sitrik asit gibi. Asetik asit de gibi. Onlar pH'yi düşürür. Genelde sitrik asit kullanılıyor. Limon tuzu ulaşılabilir olduğu için. 100 litre suya 20 gram şeklinde. Yosun olması çok mühim değil. Yani yosundan yana zarar yok. İçindeki istenmeyen maddeler, klor, kloramin, aynı şekilde. Karbonatlar, kalsiyum, magnezyum ve bikarbonatlar, hidrojenli. Bor, fazla vardır. Sodyum ve diğer besin elementlerinin çözünen kısımları. Aklında evet, bikarbonatlar, klor, kloramin gibi. Bunlar hem sulamada hem de ilaçlamada, yaprak beslemesinde bizim yaptığımız dizaynı bozar arkadaşlar. Dolayısıyla temiz su olmadan yaprak gübresinin hatta ilaçlamanın etkinliği düşünülemez. İmkanı yok. Yani attım attım fayda olmadı dersiniz. Kalsiyum yapraktan taşınmaz. Amino asitle şelatlı ise bir miktar taşınımı söz konusu kalsiyumun. Ama kalsiyum eksikliği yaşadığı zaman bitki yapraktan püskürttüğünüzde fizyolojik olarak
eksiklik gösteren kısma gider. Örneğin çiçek bunda çürüklü, domates şu domates. Bu domates bunu biz çiçek bunu çürüklüğü videosunda Wormis Olcan Göbesi YouTube kanalında anlatmıştık zaten. Burada hücre bölünmesi 10-14 gün arasında oluyordu. 9-14 gün arasında. Bu 10 günlük periyotta hücre, işte domatesin kendisi 6 milim boya geliyor. Bu esnada 1 milyon hücresi varsa 1 milyon hücresi de bölünüyor. Kalsiyum, buradaki hücre kalsiyum pektat olarak var. Yani üretilen şekerleri pektine çeviriyor. Kalsiyumda tuz yapıp hücre duvarı sentezliyor. İşte bu hücre bölümü esnasında kökten potasyum verirseniz, bitki kökünde su azsa, stres koşulları varsa, fotosentezi durdurduysa, bor eksikse, kalsiyum taşınmıyorsa, mangan yetersiz ve potasyum bu hücrenin içerisine akın ediyorsa, mangan onu durdurmuyorsa, bu mekanizmaları anlatıyoruz biz orada detaylıca. Burada şimdi hepsini anlatamam, özetleyebilirim. Buradaki domatesin şöyle 60 gün sonra büyüdüğünde şurada artık nerede oluşmadıysa, ciddiyse bu kadar yerde hücre duvarı oluşmamış olur ve daha sonra burası çürümeye başlar. Buna da çiçek burnu çürüklüğü deriz. Üzümde, erikte, kayısıda çatlamalar olur. Karpuzda, kavunda, sakız kabağında. Bir tek salatalıkta olmaz. Yani salatalığın meyvesinin üstüne sıtma olduğu için narenciye daha az olur. Yani yarı sıtmalıdır da. Ama domateste vesaire çok olur. Biberde, patlıcanda çok olur. Fizyolojik kalsiyum eksikliği yapraktan püskürttüğümüzde buraya, eğer aşırı derecede değil ise endositoz dediğimiz mekanizmayla burada kalsiyum eksikliğini giderir ve hafif atlatılan riskli vakaları, çatlamayla ilgili, çiçek burnu çürüklüğüyle ilgili, fizyolojik kalsiyum eksikliğinin, meyvedeki fizyolojik kalsiyum eksikliğinin sıkıntılarıyla ilgili problemleri çözer yapraktan atılan kalsiyum. Ne kadar atabilirsiniz? %1'lik, %8'lik, yani 100 litre suya 1 kiloya kadar kalsiyum litre atabilirsiniz serin saatlerde mutlaka ve temiz suyla. Klordioksit fungal hastalıklara etkisi olur mu? İlaç sormayalım. Klordioksit mutlak dezenfektandır. Yani genelde şeyde kullanılıyor. Mantarhanelerde ve seralarda. Yani istiridye mantarı kompostdaki fungal etmenlerden arındırmak için işte 4-6 ppm'lik solüsyonlar ya da bir depo dezenfeksiyonu yapılacaksa 150-200 ppm insan içinde canlı bitki yetiştirilmiyorsa vesaire o dozlarda atılıyor. Yani klordioksitli dezenfektan preparatları var ama bunu yapraktan uygulamak toplam her şeyi öldürür. Biz bitkiyi iyi beslersek fungal hastalıklara kendi karşı koyacaktır. Wormy Solucan Gübresi YouTube sayfasında bitki beslemeyle hastalık dayanımı ilişkisini zaten anlatmıştım. Oradan bakabilirsiniz. Ferhat Çaplık, ben de reklam yapacağım. Wormy kullanmayan bin pişman demiş. Eyvallah. Okumayalım. Sorular aynı. Konuyla ilgili değil mi? Biberde takoz olayı neden oluyor? Cemre düştükten sonra biber birden uyanıyor. Meyveye yatmıyor. Hormonal bir açıklaması nedir? Şimdi bitki besin elementlerindeki yetersizlik ve de dengesizlikler bitkinin meyvesinin kalitesine vesaire neden olur ama meyve kalite etmenleri, bitki eğer fotosentezini iyi yapıyorsa, yani bir demir, mangan, magnezyum eksikliği yok ise, kalsiyum, potasyum, bakır, çinko gibi, bor gibi meyvede kalite yaptıran elementlerin eksikliğini yaşıyordur diyelim. Aynı sorular devam. Çay şekerini tekrar anlatır mısın? Çay şekeri bitki streste ise fayda eder. Şimdi bitkinin işi fotosentez yapmak demiştik. Siyah kalemi düşürdüm bu arada. Fotosentez. Bu arada 50 dakika falan olduğunda, 40 dakika olduğunda biri uyarsın. Fotosentezle yani CHO üretir, şeker üretir. Kısaca. Buna azot kükürt ekleyerek protein üretir. Sonra enerjisi iyiyse, kökünde canlılık iyiyse lipid sentezi yapar. Sonra sekonder metabolit üretir demiştik. Bu mekanizmalar da iyi çalışırsa fotosentezle kök hastalıklarında protein, empuaska, beyaz sinek, zinc, yaprak biti, tuta absoluta gibi lipid sentezinde de hava kökenli fungal hastalıklara, bakteriyel hastalıklara, bakteriyel binek, bakteriyel leke, mildiyo, külleme gibi sekonder metabolitlere de virüslere, nematotlara ve böceklere direnç gösterdiğini, bu mekanizmaları iyi çalıştırdığını da söylemiştik. Şimdi bitki protein sentezi yaptı.
Ve diyelim ki fotosentezi ortadan kaldıran bir stres faktörü geldi. Aşırı rüzgar, aşırı sıcak. İşte ultraviyole radyasyon stresi diyoruz biz ona. Aşırı sıcak değil de. Aşırı rüzgar, kökünde suyun azlığı, işte magnezyum eksikliği, ne bileyim. Yani azotun eksikliği çok fazla değil de. Yani fosforun eksikliği de teknik olarak eğer kökünü rahat bırakıyorsanız bitki, eğer siz fosforu vermezseniz şeker yedirir. Mikorize mantar kolonizasyonu yapar. Fosforunu kendi alır topraktan. Tabii köküne asitli, aşırı tuzlu ya da fungusitli uygulamalar yapmadığınızı varsayarak, toprağı aşırı işlemediğinizi varsayarak söylüyorum bunu. Demir mangan eksikliği yaşadı ve fotosentez yapamadı artık. Meyvesini doldurmak için ve tepe sürgünlerini, yeni senenin meyve gözünü vesaire oluşturmak için kendini feda eder ve proteinleri protein sentezinden proteolize geçer. Proteoliz, yani buradaki proteinleri parçalar, proteoliz. Bu protein sentezi, bu proteoliz. Tersi. Yani tersine döngü başlar. Buradaki şekeri açığa çıkartır. Burada proteinin bünyesinde bulunan amonyum olarak açığa çıkar. Bitki zaten azot besleme videosuna bakarsanız orada, azot vermisolcan gübresinde. Böyle de böyle deyince zaten şey gibi olduk. Eşofmanlı Şevket Hoca gibi oluyoruz yani. Biz bunu anlattık der gibi. Biz bunu orada anlattık. Amonyum kökten amonyum olarak alınmaz. Ya kök dokunun içerisinde ya da rizosferdeki bakterilerden amino asit alınır ve yukarıya taşınır. Bitki bünyesinde serbest amonyum diye bir şey söz konusu değildir. Ta ki şu reaksiyon gerçekleştiğinde. Bu amonyum da infrared spektrumda, alın size teknik derim. Yani kızılötesi spektrumda ışıma yapar. 1700 yardtan 1700 yard 1,5 kilometre yapıyor. Kırmızı örümcek gelir bu bitkiye. Trips gelir. 1,5 kilometre öteden bu bitkiyi görür. Amonyum ışıması olmazsa ne trips ne de kırmızı örümcek bu bitkiyi tespit edemez. Üstüne olsa domates yaprağı olduğunu bilmez. Trips ya da kırmızı örümcek. Her neyse. İşte bunu tersine dönüştürmek için iki şey lazım. Bir, karbonhidrat. Eğer yoksa nikel. Varsa gerek yok. İşte çay şekerini böyle attığımızda bir stres faktörü varsa çay şekerinin çok ekmeğini yeriz. Stres faktörü yoksa hiçbir faydası olmaz. Yani hiçbir faydası olmaz diye atmayacağız yani. Stres faktörü illaki oluyor. Suyunu geciktiriyoruz, sıcak oluyor, soğuk oluyor. Besin elementi eksikliği yaşıyor. Bir dengesizlik yaşıyor. Yani illaki çay şekerini koyduğumuzda muazzam fayda görürüz. Zaten seracılar iyi bilir. Kırmızı örümcek ilaçlarında şeker, çay şekeri kattıklarında yetkililerin attığını da görürler. Bunu da tecrübeyle de sabittir. İsteyen, bunu deneyimleyen alta yoruma da yazabilir. Sıraların arasında nem için damlamadan hortumu döşedim. Sizde sifon suyuna gerek var mı? Yine de bolca damlamadan araya akıtsam. Şimdi sera galiba sizinkisi. Araya salma su yapmak yerine damlamalardan nemlendirmek için ve orada atılan kökleri beslemek için, yani su bakımından damlamayla vermek daha iyi. Şimdi ilaçlama ya da gübreleme için kullandığımız suyun dinlenmiş, ılık ya da soğuk olması önemli midir? Yani pulverizasyonda zaten belli bir sıcaklığa erişiyor. Hani kaynar su olmaz ama yani bahsettiğiniz soru dinlenmiş olsa da, sondajdan çekilmiş olsa da temizliği mühim, sıcaklığı aşırı mühim değil. Topraktan karboksilik asit verilir mi? Karboksilik asit dediğiniz şeyler organik asitlerdir, fulvik asitler. Ya da bunların lignosülfanatlar, kalsiyum, potasyum, lignosülfanat gibi asitlerdir. Topraktan verilir, mikrobiyal varlığı stimüle eder ve canlılığı arttırır. Yani verilir. Evet, Feyzettin Dursun aynı soruyu defalarca sormuş. Gübre erittikten sonra suda bekletmeli miyiz? Bekletmemize gerek var mı? Ne kadar suda bekletmeliyiz gübre verirken demiş. Şimdi solüsyonu hazırladıktan sonra eğer içinde ilaç varsa ilacın yaralanma ömrü mühim. İlaç yok ise yaklaşık 6-8 saatte atmak gerekiyor. Ondan sonra mikrobiyal inokülantın işte şeker attınız, biyolojik inokülant koydunuz biraz reaksiyon değişebilir yani. Kıvam artabilir vesaire. Yani çok da bekletmemek gerekiyor. Yapacağımız zaman atmak gerekiyor. Ama bir aksilik durumunda 6-8 saatte besleme solüsyonu atabiliriz. İlaç için bir şey söylemiyorum. İlaca göre değişir. Kalsiyum nitrat ile amino asit karıştırıp damladan verirsek alabilir miyiz? Sitrik asit karıştırabilir miyiz? Şimdi damlamadan toprakta kalsiyum yeterliyse kalsiyum nitrat karıştırmaya gerek yok.
toprakta yeterliyse ve kalsiyum eksikliği yaşıyorsa bitki bor eksiktir. Suyunu veriyorsanız. Sitrik asitle karıştırmanın çok bir esprisi yok ama karıştırabilirsiniz. Evet. Herbisit ile yapraktan besleme önerir misiniz? Herbisit ile yapraktan besleme dediğiniz herhalde tarla bitkilerinde, buğdayda vesaire 100 litre suya 500 gram üre, 150-200 gram kombi ya da dekara 120 ile, tabii bu 150 ile 300 gram üre 20-25 litre su atıyorsanız 100 gramı, 120 gramı geçmeyin. 120 gram üre 60 gram çinko sülfat atın buğdaya. Eğer mısır ise kombi atın. Öyle yani. Bu yoncaysa vesaire. Ama 30-35 litre suyla atıyorsanız 300 grama kadar çıkabilirsiniz üreyi. Senin saatte atmak kaydıyla. Çinko sülfata da 120-150 grama kadar çıkabilirsiniz. Yaprak gübresi magnezyum kurt ilacı ile amino asit karıştırıp cevize atılır mı? Yaprak gübresi magnezyum kurt ilacı amino asit. Yaprak gübresinin içinde fosfor yoksa magnezyumla karışır. Ve karıştırılıp atılır. Tabi ilaca da bakmak lazım. Karışı bir testleri de yapmak lazım. Çünkü aynı marka ilaç, yani aynı etken madde. Örneğin abamektin, kırmızı örümcek ilacı. A firmasında 5-6 tane farklı sürfektantla, emülsiyon konsantre ajanıyla karıştırılır ve senin ilaçlama suyunun safsızlığı farklıdır. B firmasının ürettiği farklı. Bir yerde karışır, bir yerde karışmaz. Bir yerde etki eder, bir yerde etmez. Yani o yüzden bunun genel bir cevabı yok. Yani herkese şudur demez. Yani ilaçların %50'sini üreten firmalar dahi şununla karışır yazamıyor üstüne. Nedeni bu. Yani karıştırdığın su, uyguladığın sıcaklık, yaptığın kompozisyon, suyun kalitesi, yanına karıştırdığın gübreler vesaireler falan işi çok değiştireceği için şu şudur, bu budur demiyor. Kesinlikle karışmaz olanları deklare ediyor ilacın üstünde. Orada da biz ilaçla ilgili buradan yorum yapmamız çok yanlış olur. İlacı alırken aldığınız ziraat mühendisiyle bunu istişare etmeniz daha doğru olur. Karışabilirlik, karışamazlıkla ilgili bilgileri size orada verir. 50 dakika oldu demiş. Evet, eyvallah. Başka soru almayalım. Bundan sonrakini kalemi kırmızı yaparsak, bir tane kırmızı kalem alayım Allah izin verirse. Ceviz tarımında mikrobiyal gübreler, fungisitlerle karışması yapraktan ölmesi sorunlar mı hocam? Fungisitlerle mikrobiyal gübrelerin yapraktan karışması mikrobiyal gübrelerin etkisini azaltır. Ama solucan gübresi diyorsanız, solucan gübresinin içerisinde 10-12 tane farklı vektörel etki var. Mikrobiyal gübre olması bunun bir tane özelliği. Diğer etkileri fayda eder. Ama normal bakteriyel gübreyle fungisit beraber atılmaz. İş yapmaz yani. Karışımları kavanoz testiyle yapmanız lazım dediniz. Rençber TV kavanoz testi diye yazın YouTube'a. Orada videosu var Kemal Beytekin'in. Buradan izliyorsa selam olsun. Oradan bakabilirsiniz. Ya da bir kavanoz testi nasıl yapılır diye araştırsanız internette çıkar. Yani küçük dozlarda atacağınız tüm kompozisyonları, işte bir ton yapmıyorsunuz da 1 litrelik, 2 litrelik, 5 litrelik yapıyorsunuz. O dozlarda atıyorsunuz, karıştırıyorsunuz. Yarım saat bekliyorsunuz. Dipte çökelme varsa o karışmaz demektir. Şeftali yaprak kıvırcıklığı bademde nasıl önlenir? Doğru beslemeyle yani ve ilaçlamayla önlenir eğer varsa hastalığı. Doğru besleme her zaman mühim. Yayına geç kaldım. Soru sormuştunuz. Geçen yayında oksini ve sitokin artan elementleri izleyici araştırsın demiştiniz. Cevabı bölümde açıklar mısınız? Şimdi bitkiyi vejetatif büyüten elementler, vejetatif yani dalına büyüten elementler, nitrat, potasyum, klor ve kalsiyum. Buradan nitrat, potasyum ve klor oksin sentezini arttırır. Şöyle. Burayı bir terazi gibi düşünürsek oksin sentezini arttırır. İngilizce yazayım, alışmışım. Fosfor, mangan, bunlar harici diğer tüm elementler. Amonyum azotu. Amonyum azotu derken de mesela bitkinin o hafta, öyle domates diktiniz, o hafta 1 kilo saf azot kaldıracak. Bunu amonyum olarak 1 kiloyu aşmadan 2 parça işte yarım kilo saf azot, yarım kilo saf azot şeklinde verirseniz nitrata dönüşmez. Ama fazla verirseniz nitrata dönüşür. Üre fazla verirseniz nitrata dönüşür. Alınmayan azotun tamamı toprakta nitrata dönüşür. Üre önce amonyuma, amonyum da sonra nitrata dönüşür bakteriyel faaliyetle. Ürenin amonyuma dönüşmesi için bakteriyel faaliyete ihtiyaç yoktur. Toprak steril bile olsa üre az enzim aktivitesi yeterlidir. Bunlar da sitokinin salınımını arttırır. Şöyle. Şuradan bitkinin büyümesi kalsiyum ile olursa, bunu kalsiyumla gübreli olarak algılamayın. Kökünden aldığı kalsiyum ile büyürse bitki,
nitrat, potasyum ve klor yerine, ki toprakta bunlar vardır, gübrelmesini yapmamak gerekir. Reproduktif ve meyvesi, tohumu yenilen bitkilerde. Örneğin mısır varsa tabana aşırı nitrat atmak, damla sulama var ise köke potasyum vermek, yok ise vereceğiz potasyum. Potasyumu vermek daha fazla verim kaybı demek, tane dolmaması demek vesaire. Ama damla sulama varsa koçan oluşumundan sonra ya da ihtiyaç duyduğu anda orta dönemlerde vermek, erken dönem vermemek. İşte normal 3-15'te potasyum kloridir, klor kaynağı, potasyum kaynağı ucuz olduğu için üzerinde deklare edilmiyorsa o gibi kaynaklar kullanmamak, yani dibe bilerek kloru vermemek ve bitkinin büyümesini az azotlu nitrata dönüştürmeden fosfor, mangan, işte demir, bunları da vereceğiz de fosfor, mangan ve bunlar eşliğinde kalsiyumla vejetatif büyümeyi geliştirip bitkiye de bunların eksikliğini yaşatmadığımızda, bunları da fazla vermediğimizde bitkinin kendisi kendiliğinden köklenen muazzam, bunlar da generatif aksam geliştirir. Stokinin. Yani tohum, meyve gözü vesaireyi falan geliştirir. İşte bir domates 5 tane çiçek açacağı yerde 7-8 tane çiçek açar. Öyle diyeyim. Vejetatif elementlerle, stokinin salınan elementlerle. Bunlar öyle. Ben araştırın demedim. Bunları defalarca anlattım videolarda dedim. Dikkat çekmek için öyle söylemiştim. Evet. Çay şekerine yerine amino asit verirsek olur mu? Amino asit de çay şekeri aynı şey değil. Feyzettin Dursun, Wormy kullandım, öneririm demiş. Teşekkürler. Ağacı topraktan beslemeli, yapraktan beslemezse ne gibi farklar var? Hangisi daha avantajlıdır? Hangisini önerirsiniz? Ağacı hem topraktan hem de yapraktan besleyeceğiz. Normalde ağacın topraktan beslenmesi lazım. Topraktan beslemenin nüansları olduğunda. Şimdi örneğin soğuk havada mısır diktiniz. Ektiniz yani. Generatif aksam veriliyorsa ekme kullanılır. Vejetatif aksam dikiliyorsa dikme kullanılır. Her neyse. Mısır ektiniz. Bir morarma var. Yapraktan MAP vermeniz lazım. Yani o sıcaklık nedeniyle, havanın soğuk olması nedeniyle fosfor alınmıyordur gibi. Yani yapraktan besleme adrese teslimdir. Videonun en başında var. Sonradan katıldıysanız bunları zaten izah ettim orada ben. Çay şekerinin bademlerde çiçekteyken hafif dondan koruduğunu duydum geçenlerde. Siz de çay şekerinden bahsediyorsunuz. Tam o kısmı kaçırdım. Bitkinin biliksi artarsa, şimdi çiçekteyken hafif dondan koruduğunu duydum da şöyle, çiçeğin biliksi her zaman nasıl derler, meyvenin biliksinden fazladır. Yani suda çözünür kuru maddedir biliks ve suda çözünür kuru madde arttıkça donma derecesi düşer. Dolayısıyla yani meyve -2'de hasar görüyorsa çiçek -5'te hasar görür. Dolayısıyla bunu önceden bitkiye ürettirmek ve yaprak beslemelerinde vermek gerekir. Çiçekleme esnasında bir yaprak beslemesi, işte polenlerin ağırlaşmasına neden olur, tozlamayla ilgili problemlere neden olabilir, olur demeyelim, olabilir. Dolayısıyla öncesinden beslemek lazım. Onu da hani çok yıllık meyve ağaçlarında meyve gözü kalitesi ve yeni senenin meyve tutumunu arttırmakla ilgili bir yayında yapabiliriz sonra. Solarizasyon altına amonyum sülfat atıyoruz. Otları yaksın diye ısıyı arttırıyoruz. Yüksek derecede asite dönüşüyor mu, yakıyor. Şimdi naylonu çekip doygun koşullar oluşturup amonyumu verdiğinizde nitrata dönüşür. Sonra nitrat amonyak gazına dönüşür. Amonyak ne var ne yok öldürür. Ot tohumu, nematod, fusarium, faydalı bakteri. Ben normalde solarizasyon yapılmadığında solarizasyona gerek kalmayacağını savunanlardanım. Bunların da mekanizmalarını anlatmak ya da kanıtlamak uzun sürer. Topraktan veya yapraktan verilen kombiniz elementlerin içindeki bakır çok az. Miktarda olsa bile diğer mikrobiyal gübreleri kullanırsak yararlı bakteri öldürür mü? Onlar da bakır %1 ve %0.5 civarındadır. O dozlarda aşırı toksik değildir. Bitki besleme faydası görür yani, çok ona takılmamak gerekiyor. Saadettin Ağam hoş geldin, programı takip et demiş. Evet. Mısır'a dekara ne kadar MAP ödenirsiniz? Fosfor tamamen eksikse 1000 kilo tane için 14 kilo PKO5 kaldırdığı literatürde var. Ama bu tamamen toprak canlılığı, topraktaki kireç miktarı, sizin yetiştirdiğiniz mısırın cinsi, beklendiğiniz verime vesaire göre değişir. Yani literatürde tükettiği miktar var ama topraktan da canlılığı kamçılarsanız bunun yarısıyla yeterli fosfor tepkisini alabilirsiniz. Şimdi bunları biz bir anda burada aktaramıyoruz yani. Sokağa çıkma yasağı varmış 2 gün 31 şehirde. Bakalım nasip. Buğdaya pas ilacı ne zaman atmak lazım? İlaç sormayın. Yani ona çok bir şey diyemem.
Çalıştığınız ziraatçıyla, ziraat mühendisinden destek alın o konuda. Biz besleme ile ilgili, beslemenin hastalığa etkisiyle ilgili tavsiyede bulunuyoruz. Bunları yaptığımızda hastalığa yakalanmayacağını söylüyoruz. Yani ilaçla ilgili doz vesaire falan. Yayıcı yapıştırıcı beslemede fungisleri mutlaka kullanılmalı mı? Yayıcı yapıştırıcı hem gübrenin hem de beslemenin etkinliğini arttırır. Şimdi herkese teşekkür ediyorum. Başka sorusu olan varsa, yani sorabilir, arzu ediyor ise soruları bitirdik. Normal yayın akışı esnasında sorular soruldu ise onları görmüyoruz. Bazen de gruplarda canlı yayını paylaşıyorlar. Oralardan sorulan sorular oluyor. Nedense benim ekranıma düşmüyor. Onlar da kusura bakmasın. Mevzu bu şekilde. Yaprak beslemesi böyle. Yani Türkçe iyi bir kaynak olduğunu düşünüyorum. Burada anlattığımız, toparladığımız mevzuların. Bunları da fırsat buldukça kendi telefonumdan ekran kaydı yapıp YouTube'a yüklüyorum. Peyderpey. Yaprak beslemesiyle ilgili sorusu olan varsa daha alalım. Bir sonraki canlı yayınımız pazartesi. Konuyu belirlemedik. Onunla ilgili de zaten Facebook'ta yazarız. Bir konu belirler. İhtiyaç neye yönelikse onunla ilgili bir yayın yaparız Allah izin verirse. Telefon numaram Wormy Solucan Gübresi YouTube kanalının hakkında kısmında var. Yapraktan map demiş. Yapraktan map ne kadar? 800 gramı geçmeyin. Map fosforik, yani primer sekonder ortofosfatla, yani hidrojen fosfatlarla, yani asit karakterli fosfatlarla amonyumun tuzudur. Dolayısıyla asitliği arttırır. 100 litre suya 800 gram galiba normal şartlar altında verilecek maksimum dozu. Bordo bulamacı bir yaprakta zararı var mı? Yüksek dozda var. Cevizli yaprak gübremesini anlatır mısınız? Şimdi yaprak gübremesi çok yıllık ağaçlarda mesela, ona anlatalım. Bir, uyanma öncesi atılır. Yani yapraksız kuru çıplak dallara emilir mi? Emilir. İki, meyve bağlama. Çiçek meyveye döndükten sonra, meyve bağlama sonra satılır. Çünkü çok yıllık bitkilerde bu sene yaptığınız yaprak ve toprak beslemesi sonrası, çok yıllık bitkilerde bu sene yaptığınız yaprak ve toprak beslemesinin %70'i 80'i yeni senenin meyve gözü içindir. Geçen seneki meyve sayısını, potansiyel adedini siz geçen seneki beslemeyle oluşturmuşsunuz demektir. Bu sene yapacağınız her işlem o meyvenin, hani strese uğrayıp dökülmemesi, o da geçen seneki beslemeyle alakalı. Ama strese uğrayıp dökülmemesi ve benzeri ya da kaliteli olmasıyla ilgili etki olur. 3, 4, 5. Şimdi yaprak gübresinde şöyle bir şey var. Yaprak gübresinin etkinliğini nasıl ölçeceğiz diye kimse sormadı. Bu 1x. 1x nedir? Suda çözülmüş kuru madde. Yani şeker oranı derler, sudaki şeker oranı derler de öyle değil. Suda çözülmüş kuru madde. Bitkinin 1x'ini ölçerek bitki fotosentez kapasitesi kriterlerini ortaya atan bilim adamının adı Kerry Reams. Amerikalı. Einstein'ın talebesi bu adam. Limon ve suyla kanserin önleneceğine ilgili bir kitap olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsun. FDA kitaplarını toplayıp yaktı bu adamın. Kerry A. Reams diye Google'dan arattırabilirsiniz. Şurası R. Reams. Bu adam yaprak beslemesiyle bitkinin metabolizmasını hızlandırıp fasulyeyi, normalde bir yeşil fasulye, sarı kız vesaire, diktik, çimlendi. 11 ila 12 haftada ilk fasulyeleri toplayacak aşamaya gelir. Bu adam yapraktan 15 dakikaya bir besin elementi püskürtmek şeyle 3 haftada fasulyeyi hasat edilecek hale getiriyor. Ve bu adam bitki biriksiyle fotosentez kapasitesini koreli olarak ölçecek bir uygulama geliştiriyor. Onu nasıl yapmanız lazım? İşte sulamadan bir gün sonra alıyorsanız sulamadan bir gün sonra almanız lazım. Şimdi havadaki sıcaklık hep aynı saatte almanız lazım. Sabah saat 7'de. 7.30'da gibi. 7'de. Erken de 7.30 geç kalır. Sabah 7'de, 1'de, 2'nin 3'te. 2 defa biriks ölçebilirsiniz. Ve topraktaki su kondisyonları vesaire falan aynı olanı. Hep kart yaprak ve taze yaprak ayrı bakmalısınız gibi. Onların nüansları çok fazla.
Her neyse, bitkinin 1x'i 3 diyelim. Sağlıklı bir bitkide 1x 14 civarı olur. 14 civarı olur. Burası 3. Şurası 10. Buna düzgün dizayn edilmiş bir yaprak gübresi attığınızda hemen 12'ye çıkar. Şöyle. 12-13'e çıkar. Kökünden gelen beslemeye göre şöyle düşer 4'e. Bir daha yaprak gübresi attığınızda 14'e çıkar. Düşer 5'e 6'ya. Bir daha yaprak gübresi attığınızda 16'ya çıkar. Düşer 8'e. Bir daha yaprak gübresi attığınızda 22'lere çıkar. Düşer 10'lara. Bir daha attınız. %16 1x ölçüyorsanız, yani 16 1x ölçüyorsanız bir daha yaprak gübresine ihtiyacı yoktur onun. Bu da Kerry Reams isteyen araştırabilir şeyden. Güzel soru oldu. Aklımıza geliyor böyle. Şimdi sorular oldu mu? Cevap verince teknik detay olmamış oluyor. Biz tümden genel olarak anlattığımızda teknik detay olmuş oluyor. Bir de neydi bu? Yaprak gübresi nedir anlatır mısınız demiş. Uyanma öncesi, meyve bağlama sonrası 3-4 hafta yani 3-4 defa 2 hafta 10-15 gün aralarla atılır. Sonra hasattan sonra bir hasat sonrası yaprak beslemesi yapılır çok yıllık ağaçlarda. Bir de yaprak dökülmeye 40 gün kala üre artı mikro element. 30 gün kala üre artı üre atılmayabilir. Kalsiyum, magnezyum, yeni senenin meyve gözleri çok yıllık ağaçlarda. Eriğin, şeftalinin o tam meyveyi büyüten Türkçesini biliyorum. Spur leaf diyorlar. Mahmuz yaprak, taç yaprak bu. Şöyle şeftali dalı olsun. Şurada bir göz var ya da erik ya da kiraz. Şurada meyve var. Şu yeni senenin sürgünü böyle. Şuradaki yapraklar, bunların genişliği, şu meyvenin büyüklüğü yükleyebildiğiniz kalsiyum, magnezyum alakalı. Bitkide bir potasyum eksikliği yoksa kalmak atılabilir %1'lik. Her neyse 20 gün kala da yüksek doz üre. 100 litre suya 2 kilo, 5 kilo civarında üreyle mikro element, yanına şelatlayıcı, organik asit, solucan gübresi vesaire kullanılarak tabii mikro element atıldığında her zaman kalsiyumda da konulabilir. Böyle atıldığında bu da hasat sonu, yaprak dökülmeye bir ay kala yapılan beslemede işin yarısı. Ona ayrı bir program ayırmak lazım. Fi yerine domates ekeceğim. Standart fide düşünülüyor. Önerir misiniz? Ona bir şey diyemem. Standart fide ekebilirsiniz. Bu da hangi dönemde yaprak gübresi kullanmalıyız? Neler kullanmalıyız? Sapa kalkma öncesinde ya da herbisit atacağınızda eğer gidiyorsanız bu zamanlar atabilirsiniz. 1, 2, 3 atabilirsiniz. İzli tarım yapıyorsanız tane doldurma esnasında bile atacağınız üreler, çinkolar gluten oranını 2-3 puan arttıracaktır yani. Şimdi herkese teşekkür ederiz. Bir soru daha gelmiş. Siyah naylon mu çekelim, beyaz naylon mu? Hava sıcaksa siyah, kış aylarında beyaz naylon çekebilirsiniz. Ot önlemek istiyorsanız tamamen siyah çekeceksiniz. Tomurcuk dönemi, bor çinko meyveleri atmak doğru mu? Bununla ilgili cevap vermiştik. Sade bor uygularsanız nitrate metabolize etmeyecek kadar molibden azlığı oluşabilir. Sade çinko uygularsanız mangan, demir eksikliği oluşabilir. Bor çinko eksikse bor çinko uygulamak doğru. Ne olduğu bilinmiyorsa kombi uygulamak doğru. Temiz su konusu dünyamızı değiştirdi. Aynen öyle. Temiz sormadan, ne ilaçlamadan, ne de beslemeden performans beklemeyin yapraktan. Damlamadan kurt ilacı atmak zararlı mı? Yani şimdi ne diyelim buna? Pestisitlerin hepsi zararlıdır. Toprak sağlığını strese sokar, bitkiyi strese sokar. Gerekmediği sürece pestisit verdiğinizde de mesela kırmızı örümcek yok. Bademde, cevizde. Kırmızı örümcek ilacı attınız. Bir hafta sonra kırmızı örümcek gelir. Çünkü bitki stres yer. Savunma mekanizması düşer bir. Bir de protein sentezinden proteolize geçer iki. Sera biber domateslerinde pas kışın gözüküyor çokça fakat yani şimdi soruların devamı geliyor artık sormayalım. Birkaç soru daha alırız demiştik orada mı? Çoğaldı. İstisna bu yıl ortalarına gelmemize rağmen kıştakinden daha fazla pas görüyoruz. Ben de sıcaklık farkı diyorum. Bilimsel açıklaması nedir? Bu tip mantari hastalıklarda birincisi biz çiftçi olarak işimiz protein sentezini arttırmak, lipid sentezini arttırmak değil. İşimiz fotosentez kapasitesini arttırmak. Protein sentezi zamanında olsun diye azotu az az vermek kökten. Fosforu aşırı vermemek ve diğer besin elementlerini yeterli bir denge hale getirmek. Başka bir işimiz yok. Hümik asit yapımında onlarla ilgili bir şeyler söylemiyoruz. Potasyum hidroksit fazla olursa zarar verir. Serah yerde gövde çatlaması anormal sulama mı yoksa bor eksikliği mi? Gövde çatlaması, meyvenin gövdesinin çatlaması yani anormal sulama bor eksikliği derken meyve taslağı alışırken su az olur da
meyve gelişimi esnasındayken. Sonra aşırı su verirseniz her meyve çatlar. Kiraz, üzüm gibi meyvelerde de yağmur yağarsa onunla ilgili bir çatlama olur. Yani anormal sulama mı yoksa bor eksikliği mi, orada şeye bakmak lazım. Yani çatlama nerede? Ağacın gövdesinde mi, başka yerde mi, aşırı azotlu gübreleme kaynaklı mı? Ne olduğuna bakmak lazım. Şimdi herkese teşekkür ediyorum. Başka da soru almayalım. Katkılar için, sorular için herkese teşekkürler. Ramazan ayına kadar bu canlı yayınları devam ettireceğiz. Ramazan ayında ya iftardan önce haftada bir yapmak lazım. Çok da yapamayız. Ya da nasıl derler? İftardan sonra yapamayız yani. Ona da bir çözüm üretiriz vakti geldiğinde. O zaman kim öyle kim kala. Şimdi herkese teşekkürler. Gündemle ilgili de bugünlerde eve kapanıyoruz. Biraz araştırmamız, öğrenmemiz ve kendimizi geliştirmemiz lazım. Mevcut gündemle ilgili de tedbirinizi alın ama korkmayın. Her zaman söylüyorum. Tedbirli olmakta fayda var. Ama başa ne gelecekse o gelecek. İnşallah kısa sürede bu durumdan kurtuluruz. Yani ufukta zor görünüyor ama inşallah Ramazan bayramını cemaatle kılarız yani. Ramazan bayramına camiler açılır inşallah diyelim. Böylelikle de bitirelim. Yani tedbirinizi alın ama korkmayın. Teşekkürler. Hayırlı akşamlar herkese.